Tozlu dumanlı bir fitneyi işaret ediyor Peygamber Efendimiz Mehdi'nin çıkış alameti olarak. Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Kitab-ül Burhan tam 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen New York'taki, bakın, toz duman, dumanlı bir fitne diyor. Her yer toz duman içerisinde. Peygamber. Bak şimdi bu konuşmada, peygamberin konuşmasında çok hikmet vardır. Hikmetli olur. Evet. Çok tozlu dumanlı bir fitne. Ya toz duman her yerde olur. Evet. Mesela bir şey olur, toz duman olur. Ama bakın, toz birinci. Evet. Bu binanın yıkılışında ana konu neydi? Tozdu. Toz, evet. Çünkü dumanı vardı. Evet. Ama duman ikinci derecelendi. Evet. Duman ikinci. Ama toz asıl tahribatı yapan toz oldu. Evet hocam. Ve inanılmaz bir toz bulutu oluştu. Yani insanlar şaşırdılar. Yani biz tozun gücünü orada daha çok görmüş olduk. Evet hocam. Ama diyor ki arkasından, bakın, fitne. Evet. Yani şimdi bu çok hayati bir kelime bak. Tozlu, dumanlı bir fitne. Evet. Şimdi başlangıçta toz var. Duman ikinci derecede ama fitne var. Bu olaydan sonra Irak ve Afganistan mahvedildi. Evet hocam. Ve muazzam bir fitne meydana geldi ama öyle görülmemiş bir fitne. Evet hocam. Yani son yılların, son yüzyılın en büyük fitnesi oldu. Evet. Ve müthiş bir savaşma isteği meydana geldi, evet, Hristiyanlarda. Buna karşı Müslümanlarda da bir savaşma isteği meydana geldi. Evet. Az kaldı Armagedon'u oluşturacaklardı. Dünyayı birbirine katacaklardı. Evet. İşte o yüzden bu olay çok önemlidir. Baştan sona CIA'nin organize ettiği bir olaydır. Evet. Evet hocam. Yani evanjeliklerin, evet, Armagedon istekli olan kişilerin organize ettiği, Arap sosyalistler, Arap komünistleri kullanmışlardır. Evet. Bir kısmı da hayali vakalar, hiç, evet, yok. Böyle, evet, bir adam da yok. Yok hocam, evet. Bir kısmı da Arap komünistlerdir. Yani sapkın. Evet. Arap komünistler, Darwinist, materyalist ve hep Avrupa'da eğitim görmüş, İngiltere'de ve Amerika'da eğitim görmüş kişiler. Evet. Onlardan bu olayı yaptılar. Aynı anda Pentagon'a da uçak daldı dediler. Evet. Ya kardeşim, uçağa bakıyoruz, Pentagon'da uçağın U'su yok. Yok. Ya vida, civata bile parça, hiçbir şey yok. Evet. Bir patlama olmuş sadece orada. Mesela koskoca dünyayı hipnozla, evet, manyetik alanın içerisine sokup ikna ettiler. Evet hocam. Herkes inanıyor. Pentagon'da uçak diye bir olay yok. Yok hocam, evet. Yani uçağa ait milimetrik parça yok. Ne oldu diyoruz? Sorduyorlar. Eridi diyor. Ya erimiş olanın haline göre buhar oldu diyor. Ya sen deli misin sen ya? Evet. Nerede görülmüş bu öyle bir şey? Evet. Uçak düştüğün, uçak kazası olduğuna muazzam enkaz yığın oluyor. Evet. Uçağın birçok parçası kalıyor. Evet hocam. Hatta büyük dev parçaları kalıyor. Evet. Uçak çarptıysa büyük parçalarında kalması lazım. Yok. Bütün dünyayı inandırdılar. Evet hocam. Binanın çökmesi de çok anormal bir olaydı. Evet hocam. Yani uçak çarpar, binanın ilgili kısmında yangın çıkar, o kadar. Evet. Dünyanın her yerinde oluyor. Diğer katlarda sıçrayabilir. İki kata, üç kata sıçrar, yangın olur. Ama bina çökmez. Evet. Özellikle böyle bir bina, sırf çelik ve betondan yapılmış, özel dayanıklı yapılmış binanın çökmesi için hiçbir neden yok. Yok hocam. Evet. Kum gibi aşağı iniyor. Evet. Önce altlardan patlama başlıyor. Evet. Uçak üstte, patlama altta oluyor. Evet. Bu nasıl oluyor ya? Olduğu yere çöküyor hocam. Böyle çok çok düzenli. Ve mühendislik harikası olarak, yani, evet, mühendislik harikası olarak tam istediği, yani bina yıkımında kullanılan teknikle çöküyor. Evet hocam. Evet. Bina eski zaten. Evet. Zaten yıkılması gereken bir bina. Evet. Yani dünyanın birçok yerinde aynı teknikten bina yıkıyorlar. Evet. Dinamit yerleştiriliyor, aynı şekilde yıkılıyor. Evet. Bina bir anda indiriliyor. Aynı gün ilgili kişiler tahliye ediliyor. Yani gitmesi gereken kişiler tahliye ediyorlar. Evet. Yani şimdi detay vereceğim ama. Evet hocam. Ya bu çok şaşırtıcı. Evet. Ya bütün dünyayı da ikna ettiler. Yani da şimdi siz bunu yaptınız, Müslümanlar yaptı. Biz de sizin ülkelerinizi işgal edeceğiz o zaman dediler. Evet. Afganistan'ı ve Irak'ı yerle bir ettiler. Evet hocam. Ve halen de devam ediyor orada. Ki zulüm. Yani birçok insan da çok makul gördü. Ne var bunda ya falan diyorlar. İşte deccaliyet
hipnozunu çok çeşitli şekilde yapıyor. Bir tanesi de budur. Evet hocam.